Abdurrahman Dilipak, Kobo'ya kötü haber. Trump, dün şerefini kaybetmişti, bugün ailesi ve koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Suçlu, kriminal bir gasp, bugün dünyanın en zengin ve silah bakımından en güçlü ülkesinin başında bulunuyor. Bu da tüm dünya için bir güven krizine sebep oluyor. Bu hasta adam dünyayı bir savaş ve terör bataklığına doğru sürüklerken, sırtını büyük ölçüde muharref bir takım inanışlara dayıyor. Siyonist Yahudiler, Siyonist Hristiyanlar ve Siyonist Müslümanlar bu çılgına destek veriyorlar. Siyonist Yahudiler bugünkü İsrail yönetiminin arkasındaki lobiyi, Siyonist Hristiyanlar, Evangelistleri, Siyonist Müslümanları FETÖ temsil ediyor. Amerika gelinen noktada içinde sürüklendiği bu rezaletten nasıl kurtulacak belli değil. Bu durum kendisi için de, dünya için de tam bir felaket. Trump şu haliyle Stalin gibi, Hitler gibi bir adam kendisiyle birlikte ülkesini, ülkesiyle birlikte kapitalizmi peşinden sürüklüyor. Amerika böyle giderse ülke ya dağılır ya bölünür ya da o ikiz kuleler gibi kendi başına çöker. Aslında Amerika çizgi film kahramanı Ay yogi gibi. Boşlukta yürür ama aşağı bakınca düşer. Amerika bugün bir uçurumdan boşluğa doğru yürüyor. Yaşadığımız yüzyıl Amerika'nın yıkılış yüzyılı olacak. Zaten beyaz adamın Amerika'ya ilk çıkışının üzerinden 500 yıl geçti. 200 yıl süren katliam bir insan ırkı topyekün imha edildi. Amerika'nın kuruluşu 100 yıl sürdü. İkinci yüzyıl Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı Soğuk Savaş ve bu yüzyıl Amerika'nın son yüzyılı olacak. Üçüncü yüzyılın ilk çeyreğini geride bıraktık, önümüzdeki 10 yıl Amerika için felaketler dönemi olacak. Sonrası ise dağılma ve tasfiye. Geri dönüşü olmayan eşiğin aşılması için zaten o 10 yılı da beklemeyeceğiz. Kavramları ve kurumlarıyla, ekonomisi ve siyasetiyle, bilimi ve sanatıyla, üretim ve paylaşım anlayışıyla, din, ahlak ve hayat tarzıyla, bilimi, sanatı, felsefesiyle topyekün bir çöküş yaşayacak ve tarihin çöplüğünde acı ve utanç verici bir hatıra olarak yerini alacak. Trump dönemi bu kötü son için bir kırılma noktası olacak sanki. Yakında görürüz. Amerika 11 Eylül'de olduğu gibi kendi içinden gelecek yeni bir darbeyle ağır bir yara alacak. Amerika aslında örtülü bir iç savaş yaşıyor. Sürekli kendi dışındaki bölgelerde sıcak çatışmalar çıkararak kendi içindeki krizi gizlemeye ve içeride bu dış tehdide karşı birlik sağlamaya çalışıyor. Trump zavallı bir adam. Kendini ailesine ve yakın çalışma arkadaşlarına bile anlatamayan biri. Etrafındaki çemberse giderek daralıyor. Trump yakın gelecekte Amerika'da yaşanan bütün olumsuzlukların müsebbibi olarak gösterilerek bir günah keçisine dönüştürülmeye çalışılacak. Ama gerçek şu ki Amerika krizi göründüğünden gösterilmeye çalışıldığından daha yaygın, daha derin ve daha vahim. İşin daha da kötü yanı bir çözümü de yok. Yapısal bir hastalık söz konusu. Toplumsal olarak da bir uzlaşı zemini yok. Bu noktada din, tarih, bilim, siyaset ve ekonomi kendilerine sığınacak bir alan bırakmıyor. Konjonktür tamamen aleyhlerine. Gerçeklerle yüzleşmeye cesaretleri yok. Amerika bir uygarlık değil de aslında yağma, cinayet, terör ve aldatma üzerine kurulu bir zulüm düzeninden başka bir şey değil. Adalet, barış, özgürlük, refah sadece madalyonun parlatılan yüzü. Bir illüzyon, bir makyaj malzemesi. Amerika'yı en iyi temsil eden üç şey dolar, malboro ve Coca-Cola. Üçü de size zenginlik ve neşe vaat ederken aslında sunduğu şey felaket ve gözyaşından başka bir şey değil. Şeytan da bizi yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat vaat etmiyor muydu? Amerika aslında bu anlamda tam da odur. Amerika sadece kendisinden ibaret bir ülke değil. Biz hepimiz biraz Amerikalıyız. Asıl sorun da bu. Cebinizde ne kadar zaruri olmayan dolarınız varsa o kadar Amerikalısınız. Ne kadar tütün ya da kola içiyorsanız o kadar Amerikalısınız. Onların yaşam tarzını model alıyorsanız o kadar Amerikalısınız, Amerikalıyız. Amerika'nın yıkılışını geciktiren asıl sebep de bu. İçimizdeki Amerikalılar, içimizdeki Pensilvanyalılardır. Kovboy artık hiçbir şeye inanmıyor. Ölmeye ve öldürmeye programlanmış bir terminatöre benziyorlar. Dudaklarında ise oltaya takılmış yem gibi Adalet, barış ve özgürlük kelimeleri canlı, tek hücreli solucanlar gibi canlı ve kıvranıp duruyor. İntihara hazır bir toplum. Ruhbanlar, kahinler, politikacılar, ekonomistler, seküler kahinler, fütüristler ve stratejistler. Hiçbiri gelecek için onlar adına güzel bir şey söylemiyorlar. Fütüristler ve stratejistler, politikacılar ve ekonomistlerle birlikte açık ve yakın tehlikeye karşı ruhbanları ve medyayı, toplum mühendislerini de yalancı şahitler olarak arkalarına alıp sürekli inüzyon üretiyorlar. Amerika bugün kendi içinde ve dışında herkesle kavgalı. Amerikan kıtası halklarıyla kavgalı, Avrupa ülkeleriyle, Asya ile kavgalı. Tek dostları İsrail ve halklarına rağmen iktidarda olan dünün ve bugünün işbirlikçi aşiret reisleri dışında etraflarında kimse kalmadı. Kendilerini kurtarmak adına dünyayı yakmak isteyen bu çılgınlar topluluğu bilmiyorlar ki Aynı dünyada kendisi de var. Dünyayı yok ederek kendi var olamaz. Tek çözüm olarak gördükleri şeyse Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Amerika dünyayı savaşa sürüklemeye çalışıyor. Tarihin sonunu getirecek bir medeniyetler arası çatışma için kolları sıvamış gözüküyorlar. Bu kriz sadece Amerika'nın krizi değil. Bu kriz kapitalizmin krizi ve gelinen nokta ortada. Amerika için gelecek günlerin geçen günleri aratacağını söylemek mümkün. Bugün en ağır faturalarından birini Türkiye ödüyor gibi gözükse de bunun anlamı Amerika belasından dünya Türkiye'nin eliyle kurtulacak olmasıyla ilgili bir durum bu. Bugünden yarına rahatlama olmayacak. Hatta kriz daha da derinleşebilir ama bize şer gibi gelen bu şeyde Allah hayır murad etmiş olabilir. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.